Partisinin 7. olan kongresi için dün Malatya'da bulunan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnafla diyaloğu dikkat çekmişti. Servisçi olduğunu belirten vatandaş Erdoğan'a işsiziz, evimize ekmek götüremiyoruz dedi. Bu bana çok abartılı geldi yanıtını veren Erdoğan, keyif çayı bu, bu çayı iç diyerek çayı dağıtmıştı. O servisçi bugün gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayarak olayı anlattı. Gelin haberimizin detayına geçmeden önce videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Erdoğan'la konuşan kişi Malatya Minibüs ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce yaşanan o anları şöyle anlattı. Sayın Cumhurbaşkanım, Malatya'da 1600, Türkiye genelinde 350 bin servisçi esnafı sizden müjde bekliyor pandemiden dolayı dedim. Müjdeden kastım kredimizin ertelenmesi, esnafa tekrar 1 yıl ödemesiz faizsiz kredi verilmesi, Bağkur ile ilgili ödeme yapamıyoruz, bununla ilgili dosyamı verdim. Cumhurbaşkanı ben müjde verdim, ne müjdesi diye sordu. Ne müjdesi? Her müjdeyi verdik zaten. Sayın Başkanım, kolaydı. İşsiziz, evimize ekmek götüremiyoruz. Sayın Başkanım, arabamızı değiştiremiyoruz, gücümüz yetmiyor. Bu biraz bana abartılı geldi be. Çok abartılı geldi be. Bu defa arkada esnafımız var, mağdurlar sıkıntı içerisinde. Cumhurbaşkanım, evimize ekmek götüremiyoruz, işsiziz, 8-10 aydır deprem ve pandemi süreci var dedim. Öyle deyince Cumhurbaşkanı da abartı geldi dedi. Abarttınız mı diyen Saymaz'a ince bu mecaz anlamda. Kredimizi ödeyemiyoruz. Tüm bunları içine alarak özeti anlamında söylemek istedim. Ama Cumhurbaşkanımız bizi yanlış anladı. Benim Cumhurbaşkanından talebim para pul istemiyorum. Ama servis araç yaşları 12 yaşında bir aracı çöpe atıyoruz. Sözleriyle yanıt verdi. AK Parti üyesi olduğunu da söyleyen Mesut İnce, AK Parti üyesiyim. Her türlü desteği veriyorum. Ben her seçimde esnafları toplar, Cumhurbaşkanına ve belediye başkanına açık destek veririm. Cebimden maddiyatları karşılarım. Hala da Cumhurbaşkanına olan sevgimizden şey yapamadık ama kırıldık, üzüldük. Olmasa daha iyiydi. Ben yine giderdim de esnafımızın üzülmesine üzüldüm. Yoksa benim üzülmem çok da önemli değil. Ama bizim için önceliğimiz esnaf. Bizi ağlayarak arayan esnaflarımız oluyor dedi. Biz gündeme dair haber ve bilgi içerikli paylaşımlar yapıyoruz. Sen de ailemize katılmak istersen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutma lütfen. Ayrıca video hakkında görüşlerini yorumlar kısmında yazabilirsin. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle.